Bugün banka sigortacılığı ile ilgili yapmış olduğumuz dördüncü yayın. Daha öncesinde müşteri ilişkilerini konuştuk, eğitimi konuştuk, dijitalleşmeyi, teknolojiyi konuştuk. Bugün ürün çeşitliliğini konuştuk. Bugün de banka sigortacılığında regülasyon ve uyumla ilgili bir yayın yapıyoruz. Buradaki regülasyon ve uyum konusu neden çok önemli? Çünkü iki tane ayrı önemli sektörün bir arada iş yapması söz konusu. Dolayısıyla bunlar hukuki düzenlemelerle, yasal düzenlemelerle tabii ki uyulması gereken iş yapış biçimlerinin ve sonrasındaki yaptırımların uyum gösterilmesi gereken konuların çok iyi biliniyor olması, banka sigortacılığı yapıldığı noktada bunlara uyum sağlanıyor olması önemli. Banka sigortacılığı yıllar, özellikle son yıllarda Türkiye'de oldukça artmıştır. Bildiğiniz gibi bir dağıtım kanalı, bir iş yapış biçimi banka sigortacılığı. Halihazırda şu anda Türkiye'de de bankalar sigorta şirketleriyle anlaşma yapıp kendi ağlarını, dağıtım ağlarını sigorta acentesi sıfatıyla açıp satışlarını yapmaktalar. Dolayısıyla her iki taraf için de oldukça verimli olan bir işbirliği. Her zaman söylediğimiz gibi özellikle günümüzde rekabetin ve farklı şirketlerin, rekabet olmasa da farklı şirketlerin bir arada iş yapabilmesi ve bu yaratılan sinerjiyle kazanılan paranın paylaşılması konusu son derece önemli. Banka sigortacılığı zaten halihazırda bunu yapıyordu yıllardır. Ancak bu yeni dönemle birlikte daha da artan bir başarıya sahip olması söz konusu olabilir. Bugün banka sigortacılığında her iki sektöründe bu işi yaparken yani bankanın sigortacılık, banka sürans kanalında farklı düzenleyici kurumlar tarafından sürekli denetlendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de yasal çerçeveler dahilinde yürütülmesi ve işlemlerin her iki sektörde de düzenlemelere uygun olması kritiktir dediğim gibi. Türkiye'de banka sigortacılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenen bir alan. Sigorta ürünlerinin bankalar aracılığıyla sunuluyor olması, sadece bankacılık düzenlemelerine değil, aynı zamanda sigorta sektörüne özgü düzenlemelere de uymasını gerektiriyor. Bu durumda da banka sigortacılığı faaliyetlerini uyulması gereken oldukça düzenlemelerin olduğu bir alanda diyebiliriz. Bunlara uyum sağlanması, bu düzenlemelere uyum sağlanması, müşteri güvenliğini ve finansal sistemin istikrarını korumak açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii tüketiciyi korumak, regülasyonlar tüketicilerin korunmasını sağlıyor, kritik bir rol oynuyor. Yine müşterilere sunulurken tüketicinin haklarının korunması, şeffaf bilgilendirme yapılıyor olması, ürünlerin, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olması gereklidir. Oldukça hassas bir konudur. Bununla ilgili çok yüksek miktarda cezai yaptırımlar da söz konusudur. Özellikle müşterilerin bilgisi olmadan sigorta poliçelerinin kesilmesi konuları, ihtiyacı olmayan konuların ısrarla satmak gibi bir şey içerisinde olması. Dolayısıyla buradaki müşteri mutabakatı ve müşteriye uygunluk konusunda özellikle altını çizmek istiyoruz. Çünkü tüketici haklarının korunması oldukça önemli bir konudur. Burada müşteriye bu ürünleri sunarken de bankanın sigorta ürünlerini sunarken de müşterinin finansal durumu ve risk profiliyle ilgili mutlaka bir bilgi sahibi oluyor olması ve buna ilişkin uyumlu bir satış yapıyor olması önemlidir.
yanıltıcı bilgi vermemesi gerekiyor, eksik bilgi vermemesi gerekiyor. Müşterinin haberi olmadan herhangi bir işlem kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Burada müşteri mağduriyeti ve yasal sorumluluklar devreye giriyor. Eğer bunun aksi bir durum söz konusu olursa, faaliyetlerin her aşamasında aslında bankalar ve sigorta şirketleri düzenleyici otoritenin uyguladığı kurallara uyum göstermeli ve bununla ilgili takiplerini yapmalılardır diyebiliriz. Bunu olmazsa ne olur? İtibar olur, ceza yaptırımlar olur, itibar sorunları olur şirketlerde. Dolayısıyla bu şeffaflık, bilgi verme, müşteri mutabakatını arama, tüketici haklarını koruma oldukça önemli bir konudur diyebilirim. Uyumsuzluk tarafına baktığımızda da hem uyumsuzluk halinde de hem düzenleyici otoritelerden dediğim gibi ağır para cezası hem itibar kayıpları söz konusu olabilir. Dava süreçleri oldukça maliyetli olacaktır. Bu nedenle de hani sadece maliyet değil, müşteri güvenini kaybetme, piyasa itibarını kaybetme gibi durumlar söz konusu olacaktır. Türkiye'deki şirketler, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar ve sigorta şirketleri sadece yerel düzenlemeler değil, aynı zamanda uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak zorunda. Avrupa Birliği'nin genel veri koruma tüzüğü, GDPR gibi düzenlemeler Türkiye'deki bankaların ve sigorta şirketlerinin kişisel veri koruma politikalarını da aynı zamanda şekillendirmektedir. Dolayısıyla uluslararası regülasyonlara uyum sağlamak da oldukça önemlidir diyebilirim. Burada hem uluslararası arena, global pazarlardaki rekabet avantajını yaratabilmek de önemli bir konudur. Dolayısıyla bu da bunu destekleyecektir zaten uluslararası regülasyonlara uyum sağlıyor olmak. Sürdürülebilirlik tabii pek tabii ki banka sigortacılığında önemli. Düzenleyici finansal istikrarı korumak son derece önemli. Müşteri güvenini sağlamak son derece önemli. Dolayısıyla şirketlerin bu işi yaparken kısa vadeli düşünce değil, uzun vadeli düşünceyle güven, itibar, müşteri haklarının, yasal haklarının korunarak bu işlemlerin yapılıyor olması, eksik bilgi verilmemesi, yanlış bilgilendirme yapılmaması ve yasal yükümlülüklere uyum gösterilmesi son derece kritik. Aynı zamanda Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine de uyum sağlanması da son derece kritik diyebiliriz. Türkiye'de banka sigortacılığı 5684 sayılı sigortacılık kanunu, sigortacılık kanunundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu kanun Türkiye'deki sigorta faaliyetlerinin çerçevesini çizen temel yasadır. Ve bu kanun sigorta şirketlerinin kurulmasını, faaliyetlerini, finansal yükümlülüklerini ve tüketicilerin korunmasını sağlar. Özellikle banka sigortacılığı faaliyetlerini düzenlerken de bu kanun sigorta ürünlerinin nasıl sunulacağını ve bankaların da bu süreçteki rollerini iyi bir şekilde belirler. Tüketici sigortacılık kanununun diğer unsurlarından bir tanesi de tüketici haklarının korunmasıdır. Burada da bu biraz önce bahsettiğim açık ve net bir şekilde müşteriye bilgi verilmesi ve şeffaflık ve güven ilkesinin sağlanıyor olması kritik bir öneme sahip. Sigorta şirketleri BDDK tarafından ve Hazine Maliye Bakanlığı tarafından denetim altındadır. Ve bu bankalarla işbirliği yapan sigorta şirketlerinin mali yapılarının sağlandığını ve müşterilere sunulan sigorta ürünlerinin kalitesini de garanti altına alırlar. Bir de 5411 sayılı bir bankacılık kanunundan bahsetmek istiyorum. Burada da bankaların finansal hizmetlerini düzenleyen temel yasadır 5411 sayılı madde. Burada bankaların sigorta ürünlerini pazarlayabilmesi ve satabilmesi için de bu kanuna uygun olması gerekiyor. Bu kanuna uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Yine bu 5411 sayılı kanuna göre bankaların müşterilere bu kanunda
bankaların müşterilere olan sorumluluklarının açıkça belirlenmesi söz konusu. Özellikle karmaşık sigorta ürünleri satılırken bankaların ürün detaylarında, risklerinde ve faydalarında açık bir şekilde bunu anlatma ve karşı tarafın anlamasını sağlama yükümlülüğüne sahiptirler. Dolayısıyla da bu sigorta ürünlerinde satış sürecinin her aşamasında bu konu net ve açık bir şekilde yapılıyor olması da oldukça önemlidir. Bankalar sigorta ürünlerini sunarlarken belli sınırlamalara tabi tutuluyorlar. Bankacılık Kanunu yalnızca lisanslı sigorta şirketleriyle çalışmasını zorunlu kılıyor bankaların. Dolayısıyla da bu zorunluluğu da bilmekte fayda var. Ayrıca aynı zamanda bankalar sigorta ürünlerini sunarken de bazı finansal ürünlerle sigorta ürünlerini birleştirebilir ve müşteriyi yanıltmadan bu özel ürünlerin özelliklerini detaylı bir şekilde müşteriye anlatarak satışını gerçekleştirebilir. Bu kanuna göre de bunun güzel ve iyi bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa anlatılması, açıklanması önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı da başlıca otoritedir. Sigorta sektörünü düzenler. Aynı zamanda denetler ve faaliyetlerin finansal istikrarını sağlamakla görevlidir diyebiliriz. Bu faaliyetlerde bakanlık hem sigorta şirketlerinin hem de bankaların bu faaliyetlerde uyumlu hareket etmesini sağlayan kurumdur, otoritedir diyebiliriz. BDDK tarafına baktığımızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da yine bankaları denetleyen önemli kurumlardan, en önemli kurumlardan bir tanesidir diyelim. Burada sigorta ürünlerini sunma sürecinde uyum sağlanması gereken kurallar BDDK tarafından belirleniyor. Ve BDDK bankaların finansal istikrarını korurken aynı zamanda da sigorta ürünlerinin pazarlanması ve satılması sırasında müşteri haklarının korunmasını sağlıyor. BDDK bankaların sigorta faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli izinleri veren kurumdur. Sigorta ürünlerini bankalar sunarken BDDK'nın belirlediği kurallara kesinlikle uymak zorundadırlar. Bu kurallar bankaların mali yapısını, faaliyet izinlerini ve sundukları ürünlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yine BDDK bankaların uyum süreçlerinde herhangi bir aksama olmaması için de sürekli bir denetleme yapar. Bildiğimiz gibi KVKK konusu yani kişisel verilerin korunması kanunu günümüzde yine oldukça önemli başlıklardan bir tanesi, kanunlardan bir tanesi. Bu da 66.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu. Sigorta ve yine bankacılık sektörü, banka sigortacılığı faaliyetlerinde müşterilere ait kişisel verilerin korunmasını zorunlu kılıyor. KVKK'ya göre veri işleme politikalarının mutlaka bu kurallara uygun bir şekilde kişisel verileri işlerken müşterilerinden rıza almak zorundadırlar bankalar ve sigorta şirketleri. Yine veri güvenliği ve şeffaflık konusu oldukça önemlidir. Hem sigorta şirketleri açısından hem bankalar açısından müşteri verilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla KVKK da bu verilerin saklanması pardon ve işlenmesi sırasında oluşabilecek risklerin önlenmesini hedeflerler. Şeffaflık hayati bir öneme sahiptir. Müşteri verilerinin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda mutlak surette müşterilere net bilgiler verilmelidir. Sigorta bilgi ve gözetim merkezine gelince de Türkiye'de sigorta faaliyetlerinin yine dediğimiz gibi şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlıyor SBM. Yine SBM sigorta poliçeleri ve hasar bilgileri gibi kritik bilgilerin merkezi bir sistemde toplanmasını sağlıyor. Sigorta suistimallerinin önlenmesi açısından da SBM yine önemli bir rol oynuyor.
Yine poliçe yönetimi ve denetim aşamasında da SBM önemli. SBM'ye kaydediliyor. Bütün sigorta poliçeleri SBM'ye kaydediliyor ve bu poliçeler üzerinde de her türlü değişiklik yapılması veya herhangi bir şekilde takibi aşamasında merkez üzerinden bunlar izlenebiliyorlar. Bu poliçeler üzerinde yapılan bütün değişiklikler izlenebiliyor. Bu da suistimal riskini azaltıyor, müşteri haklarının korunmasını sağlıyor. Yani ayrı bir denetim fonksiyonu gibi düşünmekte fayda var. Özellikle de regülasyon ve uyum süreçlerinin ne kadar aslında hem güven açısından hem itibar açısından işlemin sağlığı ve sağlığı açısından yapılan işlemlerin sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu söylemek isterim. Bu bahsettiğim kuruluşlarda bu sonuçlara ulaşabilmek için önemli görevler edinmiş durumdalar. Denetim fonksiyonları açısından, izin fonksiyonları açısından bakıldığında. Regülasyon devlet kurumları tarafından oluşturulan yasalar ve düzenlemeler anlamına geliyor. Uyum ise bu düzenlemelere bağlı kalma ve yasal gereksinimlere uygun hareket etme. Yani tanımlama olarak baktığımızda bu şekilde mutlaka ürünlerin banka sigortacılığındaki ürünlerin regülasyonlara uygun bir şekilde tasarlanması, satış ve pazarlama süreçlerinde yasalara bağlı kalınması, veri güvenliği, müşteri bilgileriyle ilgili yasaların uygulanması son derece önemlidir. Finansal risklerin yönetimi, düzenleyici otoritelere yapılan raporlamalar da bu sürecin bir parçasıdır diyebilirim. Bu pazarlama ve satış süreçlerinde de mutlaka uyum noktasını düşünmek, burada ürünlerin yasal uygunluklarını sağlamak, aynı zamanda pazarlama ve satış süreçlerinde de bu regülasyonlara bağlı kalıyor olması kritiktir. Burada yine altını çizmemiz gereken konu şeffaflık, doğruluk ve müşteriyi doğru bilgilendirme, yanıltmama konularıdır diyebilirim. Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştiren denetimler de sigorta ürünlerinin kalitesini, güvenilirliğini garanti altına almaktadır. Bir diğer konu başlığı yine bu ana çerçevede iç denetim ve uyum departmanlarıdır. Bu şirketler içerisinde hem bankalar hem de sigorta şirketleri uyum süreçlerini yönetmek ve yasal gereksinimlere uygun hareket etmek amacıyla İç denetim ve uyum departmanlarına sahiptirler ve iç denetim süreçlerini bu şekilde, bu kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Uyum departmanları da aynı zamanda regülasyonlara uygun bir şekilde hareket edilmesini kurumları içerisinde sağlarlar. Düzenleyici otoritelerle olan iletişimi yürütürler, yönetirler. Aynı zamanda da yasal gereksinimler, gerekliliklerle ilgili kendi kontrollerini, kendi bünyelerindeki kontrolleri yaparlar. Finansal tarafta risk yönetimi ve raporlama tarafında finansal risklerin yine oluşabilmesi mümkündür. Bankaların sigorta ürünlerini sunarken finansal risklerle karşılaşması mümkündür. Bu da uyum sürecinin önemli bir yine parçasıdır. Burada da yine uyumlara ve kurallara uygun olup olmadığını denetlemek ve bu şekilde düzenleyici otoritelere düzenli olarak faaliyet raporlarını sunuyor olması şirketler açısından bir gerekliliktir, zorunluluktur diyebiliriz. Buradaki yine yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgilerin ve gerekliliklerin raporlanmasından bahsediyoruz. Yine banka sigortacılığında teknolojinin kullanımı olsun, veri güvenliği olsun, mesela yapay zeka ve veri analitiği gibi, blockchain ve şeffaflık gibi bu konularla ilgili de mutlaka güvenilir çalışmaların şirketler içerisinde yapılması söz konusudur. Ve bunlar uyum süreçlerinde yapay zeka olsun, veri analitiği, veri güvenliği çalışmalarına son derece
önemli olduğunu şirketler açısından söylemek isterim. Dolayısıyla şirketlerin de kendi hem banka tarafının hem de sigorta tarafında bunlarla ilgili çalışmalarını ayrı başlıklar halinde yapıyor olması. Burada tabii hem bankacılık hem de sigortacılık kendi içerisinde oldukça ne diyelim oldukça güçlü mevzuatlara sahip ve aynı zamanda da bir takım dijitalleşme ile birlikte de bu regülasyon ve uyulması gereken kurallarla ilgili mutlaka revizyonlar söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla burada bir karmaşıklık söz konusu olabilir diye bunun altını çizmek istiyorum. Burada da yine mutlaka regülasyonların bir dijitalleşmeye uygun bir şekilde yenilikçi yani o dijitalleşme ve inovasyon tarafında hukuki sorumluluk, hukuki ayağın mutlaka o işin gerektirdiği kurallarla birlikte çalışılıyor ve dizayn ediliyor olması toplam ortak başarı açısından oldukça önemlidir diyebiliriz. Buradaki regülasyonlarının değişimi ve revizesi söz konusu olduğunda da daha anlaşılabilir, daha kullanıcıların anlayabildiği diyelim, daha hakim olabildiği, yönetebildiği bir dilde açıklanıyor olmasının da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla uyum maliyetleri tarafına baktığımızda da hem bankalar hem de sigorta şirketleri için uyum sağlamak aynı zamanda maliyetleri de beraberinde getiriyor. İşte teknoloji altyapı uyumlanması olsun, insan kaynağı uyumlanmaları olsun, yüksek operasyonel maliyetler söz konusu olabiliyor. Burada da eğer uyum süreçleriyle ilgili herhangi bir şekilde gereğini yapamayan şirketler için de oldukça yüklü cezalarla, ciddi cezalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. Nihayetinde bütün şirketlerin bugünkü koşullar altında dijitalleşme ve teknolojiyle birlikte regülasyon ve uyum gerekliliklerindeki revizeleri takip etmesi, hakim olması, bunlara uyum gösteriyor olması da şirketlerin sürdürülebilirliği açısından maliyetlerin kontrolü ve maliyetlerin yönetimi açısından oldukça önemlidir diyebiliriz. Burada aynı zamanda eğitim ve farkındalığın da önemli olduğunu söylemek isterim. Tüm bu altyapının sadece ilgili birimler tarafından değil de sigorta ve banka tarafında sadece ilgili kişiler tarafında ya da departman tarafında değil de aynı zamanda bu yükümlülüklerin, gereksinimlerin çünkü bu aslında bir iş yapış biçimini oluşturuyor tabii ki hukuki altyapıyı. Buna hakim olmak, bununla ilgili komplike, karmaşık sorunlar olduğunda bunları çözebiliyor olmak için de hem farkındalık açısından hem de bilgi seviyesi, iş performansı açısından bilgi seviyesinin yüksek olması önemlidir diyebiliriz. Bugünkü planladığım konu başlıkları bunlar aslında. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde bir sormak istediğiniz, yorum yapmak istediğiniz bir konu olursa lütfen belirtin. Yine bu konuda bir çalışma yapmak istiyorsanız aynı zamanda herhangi bir şekilde bir iş ortaklığı veyahut da çalışmayı yapmak isterseniz de memnuniyetle. Lütfen bize başvurunuzu yapabilirsiniz. Yayınlarımız devam edecek. Dijital bankacılık, dijitalleşen bankalar, dijital lisanslı bankalarla ilgili yayınlarımız devam ediyor olacak. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi bir çalışma günü diliyorum. Hoşça kalın.